Hadi kolay gelsin. Seçimin gizli kahramanları. Sizde var mı? Emeğinize sağlık. Baktığımda Türkiye'nin nefes almasına, kadınların, gençlerin, yaş almışların, emeklilerin, emekçilerin bu memlekette çok daha huzurlu yaşamasına çok yakınız. Birkaç gün kaldı. O nedenle hedeflerimin büyük bir kısmına bu anlamıyla ulaştığımı kabul ediyorum. Ama o kadar büyük hayallerimiz, kadınların başta ve benim hayallerim var ki o hayallere ulaşmak için sürekli çalışmaya devam edeceğiz. Neden siyasete atıldım? Çünkü yaptığım her işi ve bulunduğum her alanda sorumluluğum gereği o işleri iyi yapmaya çalıştım. Ama o işleri yapmaya çalışırken fark ettim ki sadece bulunduğum yerde işimi iyi yaparak insanların derdine deva olmaya çalışırken bu ülkede asıl siyasette var olarak büyük sorunları siyaset eliyle dönüştürdüğümüzde bir deniz yıldızı yerine toplumun genelini iyi olabileceğini ve rahata, huzura kavuşturabileceğini düşündüğüm için bir sorumluluk olarak düşünüp siyasete atıldım. Ve ayrıca bizim gibi düşünenler, sorumlulukla bu işe, siyasete bakanlar sadece kendileri iyi ya da mutlu olduğunda mutlu olmazlar. Toplumla birlikte huzurlu olunduğunda kendilerini iyi hissederler. Genel başkanımız partinin geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bir kesime hitap ettiği ya da bir kesimin partisiymiş gibi süreçler yürüttüğü dönemler vardı. Ama genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi tam da olması gerektiği gibi kişilerin kimliklerinden bağımsız, yaşam tarzlarından bağımsız, inançlarından bağımsız herkese ve her kesime ulaşarak hem onların sözünü taşıdı hem de her kesimin temsilcilerinin partimizde bir araya gelerek bu süreçlerin içinde olmasının vesilesi oldu. Ben de aslında bu süreçlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan, bu değişimin parçası olan kişilerden sadece biriyim diyebilirim. İstanbul genelinde yerel seçimlerden sonra tariflediğimiz, adına İstanbul modeli dediğimiz sandık güvenliği ve seçmen mobilizasyonunu kapsayan bir modelle ilerliyoruz. Ve ne mutlu ki şu ana kadar İstanbul modeli kapsamında bütün hedeflerimizi tutturduk. Yani YSK takvim açıklanıncaya kadar yapacaklarımızı yaptık. YSK takvim açıklandıktan sonra yapılacak olanlar tamamen ve eksiksiz yapıldı. Seçim günü sandıklar oluşturulduğu andan sandıklar kapanıncaya kadar yapılacaklar. Görevlilerimiz, eğitimlerimiz, ne yapacakları, nasıl iletişimde olacakları, neyi yapmayacakları belirlenmiş durumda. Sandıklar kapandıktan sonra en önemli kısımlarından biri de bu. Oylar nasıl sayılacak, nasıl tutanak altına alınacak, nasıl itiraz edilecek? Sandık başlarında tüm Türkiye'de hatta bunların tamamının neyi nasıl yapacağını bilen inanmış, kararlı ve sonuç ortaya çıkıncaya kadar o sandık başlarından ayrılmayacak kıymetli örgütümüz sayesinde bu süreci bitireceğiz. Seçim güvenliğinde eksik kalan hiçbir nokta yok. Tek eksik olursa eğer vatandaşlarımız o kaygı nedeniyle sandığa gidip oy kullanmazlarsa eksikliğimiz olur. Onun dışında hiçbir eksik yok. Seçim ikinci tura kalmayacak. 86 milyon adına buradan söylemiş olayım. Ama dediğiniz gibi velev ki kalırsa stratejimizde hiçbir değişiklik olmayacak. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı pozitif kampanyayla kutuplaştırmaya, nefret diline ve yapılmak istenenlere inat, aynı duygu ve düşünce durumuyla sahada vatandaşlarımızla buluşmaya ve geleceğe dair yapacaklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Genel seçimlerde de İstanbul'da birinci parti olma gibi bir hedefimiz var. Örgütümüze bu hedefimizi açıkladık. Böyle olduğumuzda benim için şaşırtıcı olmayacak en azından. Ama şu tespiti de yapmam lazım. Bizler hedeflerimizi ortaya koyarken sahadan geri bildirim, vatandaştan gelen geri bildirim. Kamuoyu araştırmaları ve o günün fotoğrafını görmek için derinlemesine analizler yapıyoruz. Bu analizlere baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olabileceğine dönük fırsat aralığımız var.
Ama bilimsel bir gerçek daha var. O da şu ki Türkiye'de seçmenin oy verme davranışını şekillenme zamanına baktığımızda seçmenin yaklaşık %20'si son 2 ayda, %10'u son 1 haftada, %5'i de son saatlerde, yani sandığa giderken karar veriyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Eğer son saatlerde oy verme davranışını seçmenimiz değiştirmezse, ki değiştirmeyeceğini hem uymuyoruz hem de diliyorum, birinci parti olarak çıkmak bizim için sürpriz olmayacak. Ama arada şunu söyleyeyim, İstanbul'da Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu rekor oy alacak. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını, hele ki yardımcılarımızdan birinin kentsel yenilenme, özellikle deprem bölgesine dair çalışmalarla görevlendirilmiş olması, diğer Cumhurbaşkanı yardımcımızın yine tarımsal kalkınma, daha doğrusu kırsal kalkınmayla ilgili görevlendirilmiş olması, benim önemli bulmamdan ziyade 86 milyon adına ortaya çıkabilecek en iyi sonuç ve sonuçları hep birlikte göreceğiz. Onun dışında performanslarını oldukça başarılı buluyoruz, ama bunu sadece biz söylemiyoruz. Sokaktaki vatandaş da verdikleri verginin kendilerine hizmet olarak geri döndüğünü görüyor. Hem de hem siyasi hem de hukuksuz şekilde bile bile ve kasıtlı vatandaşa hizmet etmelerinin iktidar eliyle engellenmek istemesine rağmen, bu anlamıyla bütün büyükşehir belediyelerimizdeki başkanlarımızı da başarılı buluyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize koyduğu bir hedef vardı: çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak. Ve bizim de Avrupa Birliği'ne girmekle ilgili, Avrupa Birliği'ne yönelik üyelikle ilgili geçmişten bugüne zaten bir normalde devlet politikası vardı. Ama AK Parti döneminde bu şöyle bir yöne evrildi: Avrupa Birliği'ne girmek için onların söylediği faslaları onlar söylediği için yapmak, bu aslında Avrupa Birliği'ne girecek derecede demokratikleşmediğimizi ya da hukukun üstünlüğünü ya da toplumsal yaşamda o modernleşme süreçlerini kendimiz ihtiyaç duyduğumuz için yerine getiremediğimizi düşündürtüyor. Biz Avrupa Birliği üyeliğine girmek için gerekli olan her şeyi, bizlere faslı açılmasını beklemeden ya da Avrupa Birliği'nin şunları şunları yapın diye talimat vermesini beklemeden, zaten inandığımız için, zaten bu toplumun ve toprakların ihtiyacı olduğu için hukukun üstünlüğünü yerine getireceğiz, evrensel bir takım normlara uyum sağlayacağız, düşünceyi ifade etme özgürlüğü gibi, ekonomik bir takım çalışmalar gibi, biz bunları yaptıktan, yani gelişmiş bir ülke, hatta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilen bir ülke olduktan sonra Avrupa Birliği'ne girmek için değil, girecek koşulları oluşturduktan sonra süreci takip ettireceğiz diyebilirim. İstanbul'daki toplumsal taleplere bakacak olursak, ya İstanbul'da küçük bir Türkiye İstanbul mozaiği. Birimiz İstanbul'da hangi partiye oy vermiş olursa olsun, örneğin kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni büyük oranda yeniden geri getirilmesini istiyor. İstanbul demografisine baktığımızda gençler, geleceğine dair belirsizliklerin, o gelecek kaygılarının ortadan kaldırılmasını istiyor. Ev kadınları yaşadıkları ekonomik mağduriyetlerin, elbette başta ev kadınları, ortadan kalkmasını istiyor. Bütün İstanbullu, burada o kadar büyük bir yüzde verebilirim ki size, bir şekilde kendisini de mağdur etmiş olan hukukun getirildiği noktayı, araçsallaştırılmış hukukun ortadan kaldırılarak hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini ve yargı bağımsızlığının getirilmesini istiyor. Aslında bu söylediğimiz, vatandaştan gelen bu talepler de bakıldığında Avrupa Birliği üyeliği için zaten yapılması gereken, toplumumuzun, vatandaşımızın da hak ettiği şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Kazandığı zaman kendi demokrasi, kaybettikleri zaman darbe diye nitelendiren bir anlayışın her şeyi yapma riski vardır, niyetleri vardır. Bunun için ellerinden geleni yaparlar, ama bunu yapıp yapamayacaklarını demokrasiye sahip çıkacak bizler karar vereceğiz ve asla ve asla izin vermeyeceğiz. Onların yapacaklarının, kötülüklerinin sınırı yoksa, bizlerin de, demokrasiye inananların da
aklının, azminin ve kararlılığının ve elbette çalışkanlığının da sınırı yok diyeceğim. Vatandaşlarımıza da şunu söyleyebilirim. Ben endişelerini çok iyi anlıyorum. Endişelenmekte kendilerince haklılar ama ömür boyunca bu topraklarda, bu güzelim coğrafyada her konuda endişeli yaşamak yerine onlardan tek bir şey istiyorum. Lütfen endişelerini, kaygılarını korkuya çevirmesinler. Bu korku nedeniyle sandığa gitmemezlik yapmasınlar. Zaten bunu yapmalarının sebebi tam da bu. Yani insanlarda bir korku iklimi yaratarak demokrasiden yani sandıktan uzaklaştırmak istiyorlar. Şunu hiç unutmasınlar. Korku anlaşılır, insana özgüdür ama korkaklık asla kabul edilemez. Hele ki geleceğe dair sorumluluğumuz varsa, gençlere dair sorumluluğumuz varsa onların geleceği için hiçbirimizin korkaklık yapma lüksü yok. Bu konuda da hem kendilerine güvensinler hem de bizlere güvensinler. Hep beraber o sandıklara sahip çıkacağız. Onlar ne yapmak isterlerse istesinler, biz demokrasinin o sandıklardan giren oyun girdiği gibi çıkmasına hep birlikte vesile olacağız. Endişeye mahal yok. Yakında bahar geldiğinde, bu güzel memleketimiz nefes aldığında emin olsunlar ki bir daha hiç böyle kaygılar, korkular yaşamayacağımız güzel bir ülkeye, demokratik bir ülkeye, birbirimizi eleştirebildiğimiz bir ülkeye, kimliklerimiz, yaşam tarzımız, kılığımız, kıyafetimiz farklı bile olsa kucaklaşabileceğimiz, anlaşabileceğimiz bir Türkiye'ye ve bir o kadar da sorunlarımızın, o büyük sorunlarımızın tıkır 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 nasıl çözülebileceğini gördüğümüz bir Türkiye'ye uyanacağız. Bence korku yerine bu yarının umudunu bugünden hissetsinler.